Herkese uzun bir aradan sonra tekrardan selamlar. Selamlar herkese. En son 2 ay kadar önce video çekmiştim. Kısa bir ara verdik. Şimdi bütün gücümüzle tekrardan sahalara geri dönmüş bulunuyoruz. Buradayız, işte buradayız. Ve bugün sizi Londra'nın gizli saklı 2 yerine götüreceğim. Ki aslında gizli değil, bayağı da bilinen yerler muhtemelen. Ben sadece YouTube'da çok fazla görmediğim için size de göstermek istedim. Bunun ilk durağı arkamda görmüş olduğunuz iki büyük sütuna sahip kilise. Tabii bunun özelliği oranın şu anda kilise olmayışı. Uzun yıllar kilise olarak kullanılmış, 1800'lü yıllarda yapılmış gotik tarzda bir kilise. Ne demek gotik? Gotik demek karanlık demek. Bravo, öğrettim sana. Ama dediğim gibi şu an kilise değil, restoran, etkinlik alanı, workshopların yapıldığı bir sosyalleşme alanı olarak kullanılıyor. Burası uzun yıllar kapalı kalmış ama 5 milyon poundluk bir restorasyon sürecinin ardından halka açılmış. Şimdi size içeriği göstereceğim. Umarım siz de beğenirsiniz. Büyük para. Evet, büyük para. Bir eseri korumak için harcanmış. Böyle paralar enteresan, insan dikkatini çekiyor. Evet, ama hani dernekler falan yardım etmiş diye okumuştum. Ama güzel olmuş çünkü içerisi gerçekten güzel. Ben daha önceden de gelmiştim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben gelmedim. Evet, seni de böyle ilk defa getirmiş oldum. Sağ ol. Şimdi içeride görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. İzlemeye devam edin. Bundan bir sonraki yerimiz de çok güzel. Görüşürüz. Dolmuş burası. 12'de açılıyordu. Biz de 12.30 gibi şu an geldik. Gayet güzel bir yer. Sen de beğendin mi burayı? Çok hoş, evet. Güzel değil mi? Şimdi burası birkaç kattan oluşuyor. Hem yerin altına da gidiliyor. Sanırım 3 ya da 4 katlıydı. Şimdi üst kata da çıkıyoruz. Hatta böyle mini bir terası da var. İkinci katı. Londra'ya geldik. Böyle her yer beton, beton, büyük binalar. Burada bu büyük binaların arasında gizli kalmış bir Türk hamamı var. Evet, şehrin keşmekeşinden uzakta. Evet. Öyle diyorlar ya, bir şey satarken. Yalnızlık içerisinde. Yok, yani şu anda orası Türk hamamı olarak kullanılmıyor. Yok, şey, kalabalıklar içinde yalnız. Ha, evet, kalabalıklar içinde yalnız. Ufak bir Türk hamamı varmış. Biz de ilk defa görmeye gidiyoruz. Şu anda Türk hamamı olarak kullanılmıyormuş. Restoran, etkinlik mekanı olarak kullanılıyormuş. Bakalım bulabilecek miyiz bu büyük binaların arasında?
Buluruz ya. Niye bulamıyorum? Buluruz. Elimizin altında Google Baba var. Evet. Bakın şimdi geldik. Böyle binaların arasında ufacık bir Türk hamamı. Her yer kocaman bina. Arada kalmış minnacık. Tabii şu an Türk hamamı olarak kullanılmıyor. Söylediğim gibi restoran ve etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Şimdi kapalı. Öğlen de açılacakmış şu an, saat biraz erken. Böyle ufak bir yer. Bu hamam 1800'lü yıllarda yapılmış. Uzun yıllar tabii ki de hamam olarak kullanılmış ama 2016'dan itibaren etkinlik alanı olarak kullanılıyor. Böyle büyük binaların arasında kalmış ufacık saklı, gizli saklı bir yer gerçekten. Bir gün belki deneyimleriz. Çünkü içerisi aşağı iniyormuş. Böyle ufacık, durduğuna bakmayın. Alt katları varmış ve yaklaşık 150 kişilik bir kapasitesi bulunuyormuş. Yani kocaman binaların arasında bugünlere kadar gelmiş bir hamam. Özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Tabii bunu bir Türk yaptırmamış okuduğum kadarıyla. Yabancı birisi yaptırmış. Çünkü Türk gelip burada hamam açmaz. 1800'lü yıllarda zaten burada çok da fazla Türk'ün olacağını düşünmüyorum. O zaman Ankara Anlaşması yok. O zaman evet, Ankara Anlaşması yoktur. Artık dönüş yolundayız. Bu iki yeri umarım beğenmişsinizdir. Belki farklı yerler bulursam ileride onları da çekerim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.